Mütevazı Lezzetler Mutfağı'ndan kucak dolusu sevgiler. Bu bölümde bir et yemeği tarifimiz var. Salçalı rostonun yapımını öğreneceğiz ama isterseniz önce malzeme listesine bir göz atalım. 5 parça dana rosto, yaklaşık 1 kilo. 4 çorba kaşığı ayçiçek yağı. 2 diş sarımsak. 2 adet kuru soğan. 1 çorba kaşığı domates, yarım çorba kaşığı biber salçası, 1,5 su bardağı su, 1 çay kaşığı karabiber ve 2 çay kaşığı tuz. Artık malzeme listesini de öğrendiğimize göre salçalı rostonun yapımı da geçmek üzere ocağın yanına gidelim. Tavayı ateşe yerleştiriyoruz. 4 çorba kaşığı sıvı yağımızı tavaya bırakıyoruz. Özellikle yanmaz nitelikte tava kullanalım. Bunu öneriyoruz. Biraz kızması gerekiyor. Şimdi artık rostolarımızı tavaya sıralıyoruz. Öncelikle hızlı ateşte kabuk bağlayana kadar çevirmeden bekliyoruz. Bu kadar hiç çevirmedik. Evet, bu şekilde biraz kızardı. Şimdi diğer yüzü de aynı oranda kızaracak. Biz de bu arada diğer aşamalara geçeriz. Rosto renk alırken biz de bu arada soğanlarımızı yarım daire şeklinde doğrayarak devam edelim. Çok fazla özen göstermemize lüzum yok. Bu şekilde. Sarımsağı iyice doğrayalım. Şekilde doğru. Şöyle bir kaba aktaralım. Artık pişirmek üzere soğan ve sarımsağı da götürelim. Şimdi artık renk alan rostoları kuru masasına dayanıklı kaba bırakıyoruz. Şimdi aynı tavaya aynı yağ az önce çektiğimiz soğanları bırakıyoruz. Şeklini kaybedene kadar kavuracağız. Şimdi sarımsaklarımızı ekliyoruz. Sarımsak ve soğanı bir de atabiliriz ama bu şekilde daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Tuzunu arzu ettiğiniz kadar ve bir çay kaşığı karabiber. Şimdi artık yemeğimize adını veren salçaya geçelim. Bir çorba kaşığı domates, yarım çorba kaşığı biber salçası. Birkaç dakika bu şekilde kavuruyoruz. Şimdi 1,5 su bardağı sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Bir taşını da bu vaziyette pişiriyoruz. Tamam. Sosumuz bütünleşti. Artık kapatabiliriz. Evet, artık buluşma zamanı. Salçalı karışımımızı rostoların üzerine bırakıyoruz. Önce soğanlı kısımları bırakalım. Tamamını üzerine ilave ettik. Şöyle biraz düzeltelim. Yumuşak olması için, kurumaması için üzerine alüminyum folye ile kapatıyoruz. Bu arada fırınımızı da 185 derecede ısıtmaya başladık. Artık fırına verebiliriz. Rosto fırından çıktı. Yaklaşık 75 dakika pişti. Şimdi servise sunma zamanı. Çok sıcak. Bir parça alalım.
Ne afiyet, ne iyi. Mütevazı Lezzetler Mutfağı'nda bu bölümde ziyafet sofralarına yakışır nitelikte güzel bir et yemeği tarifi paylaştık. Salçalı rostanın yapımını öğrendik. En kısa sürede denemenizi ve bizleri hatırlamanızı rica ederim efendim. Hoşçakalın.